Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde maklube nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. 4 su bardağı pirincimizi boş bir kaba ekliyoruz. Temizlenmesi için üzerine su ve az biraz tuz ekleyip karıştırıp 15-20 dakika kenara alıyoruz. 500 gram etimizi üzerine az biraz yağ ekleyip kavuruyoruz. Bu arada 2 kilogram kemer patlıcanlarımızı alacalı olarak soyup ince ince doğruyoruz. Bu işlemi yaparken patlıcanların kararmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bundan dolayı ya hızlı davranmanız gerekecek ya da doğradığınız patlıcanları tuzlu su karışımı yapıp içerisine ekleyeceksiniz. Hazır olan patlıcanları tepsiye dizip bir fırça yardımıyla üzerlerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve 200 derecelik fırında üstleri hafif kızarana kadar pişiriyoruz. 250 gram tuzsuz bademimize su ekleyip 5 dakika kadar kaynatıyoruz. Kaynayan bademlerimizin suyunu süzüp kabuklarını ayıklıyoruz. Kaynatma işlemini bademin kabuklarını hemen soyulsun diye yapıyoruz. Soyduğumuz bademleri ocağa eklediğimiz tavamıza alıyoruz. Üzerine 100 gram dolmalık fıstık ve yağ ekleyip iyice kavuruyoruz. Fıstıklar erken pişeceğinden bademleri önden atmanız gerekiyor. Bademler 5 dakika kavrulduktan sonra fıstıkları atabilirsiniz. Bu arada patlıcanlarımız pişti ve fırından patlıcanlarımızı alıyoruz. Diğer yandan kavrulan et, fıstık ve bademlerimizi karıştırıyoruz. Ocaktan almadan üzerlerine az biraz tuz ve karabiber ekleyip 3-4 dakikada bu şekilde kavuruyoruz. Derin bir tencere alıp kenarlarından sarkacak şekilde ve ortası boş kalacak şekilde patlıcanlarımızı diziyoruz. Patlıcanları dizerken az da olsa patlıcanların üst üste gelmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa çevirirken pilavlarınız gözükebilir. Dizme işlemi bittikten sonra kavrulan etli karışımı en dibe ekliyoruz. Temizlenen pilavımıza tuz ve karabiber ekleyip karıştırıyoruz. Ve tencereye ekliyoruz. Ekleme işlemi bittikten sonra kenardan sarkıttığımız patlıcanları pilavı kapatacak şekilde içe doğru katlıyoruz. En son boşluk kalırsa eğer kenarda ayırdığımız patlıcanlarla boşlukları kapatıyoruz ve üzerine 6 bardak su ekliyoruz. Ve bu şekilde kısık ateşte suyu kaynadıktan sonra pilavımızı 20-25 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Pişen maklubemizin sunumu için isterseniz tepsiye ya da büyük bir tabağa tencerenin ağzına ekleyip hızlıca çeviriyoruz. Sonuç gerçekten çok başarılı. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Size içini göstermek istiyorum. Gerçekten çok iyi pişmiş. Tek kelimeyle muhteşem. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.